amacıyla Akdeniz'e yaptıkları tatbikattan dönerken Çanakkale Boğazı'ndan geçtikleri sırada İsveç bandralı Napoleon adlı şilepin çarpmasıyla 81 denizci askerimiz şehit olmuştur. Onlar Çanakkale'nin son kahramanlarıdır. Hem onların hem de Çanakkale'deki kahraman şehitlerimizin hikayesini anlatacağız. Oyunda geçen isimler gerçektir. Denizaltı Batman'ın önceki son dakikaları göreceğiz. Şimdi sessiz olalım. Kahraman askerlerimiz Seyit Onbaşıların, 57. Alayların, Mustafa Kemallerin diyarı Çanakkale'den geçiyor. Kaiser Onbaşı, emredin komutanım. Denizaltının seyri hakkında bilgi ver. Durum normal komutanım. Normal seyrimizle ilerliyoruz. Şu an denizin 47 metre altındayız. Yalnız deniz yüzeyi biraz sisli. Görüş mesafesi çok az. Birazdan denizaltımız Zumlupınar ile Çanakkale Boğazı'na gireceğiz. Tamam asker. Demek 250 bin askerimizin kahramanca şehit olduğu Çanakkale'den geçiyoruz. Dedelerimizden, babalarımızdan hep gururlanarak hikayelerin dinlediğimiz o eşsiz kahramanların sahneye çıktığı yerden geçiyoruz. Evet arkadaşlar, birazdan yedi düvele canla başla karşı koyduğumuz Çanakkale sularına giriyoruz. Komutanım, komutanım, Çanakkale boğazına girdik. İskelemizde Gelibolu, sancağımızda Kumkale var. Tamam asker. Arkadaşlar, dikkatli olun, boğazı sis kaplamış. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Çanakkale savaşları burada mı olmuş? Evet, bu boğazda ve bu topraklarda olmuş. Dünyanın her tarafından sayısız millet bu toprakları işgal etmek için gelmiş. Ne diyor Mehmet Akif? Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi mahşer ve hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanım duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun. Kanada. Çehreler başka. Lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tavuğuna da züldür bu rezil istila. Komutanım, şimdi 1953'teyiz. Çanakkale Savaşı olalı yaklaşık 38 yıl olmuş. O zaman da şimdiki gibi güçlü bir ordumuz var mıymış? Maalesef o zaman elimizdeki ne silah ne de mermi yeterliymiş. Ama Mehmetçiğin vatan aşkı sayesinde o dönemin süper güçlerini yenmişiz. İngilizlerin zırhlı gemileri boğazı geçmek istemiş. Mehmetçik azmetmiş de o çelikten zırhları bu boğazdan geçirmemiş. Şimdi biz bu boğazdan özgürce geçiyorsak Çanakkale şehitleri sayesinde geçiyoruz. Ne güzel söyledi Veysel Onbaşı. Ay yaşa. Övün ey Çanakkale, cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin bin düşmana bir gün. Sen büyük bir milletin savaşa girdiği gün, başına yüz milletin üşüştüğü yersin. Bu topraklar Çanakkale Savaşı'nda nice kahramanlar yetiştirdi. Ezin eli ayağı çalışlar. Seyit Onbaşılar. 57. Alaylar. Mustafa Kemaller. Şimdi binlerce isimsiz kahraman, Jong Bayırı'nda, Arı Burnu'nda, kanlı sırtta yatıyor. Komutanım, şimdi boğazın en dar yeri Kilik Bayırı'ndan geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burası Seyit Onbaşı'nın tarih yazdığı yerdir. O kahraman asker burada İngilizlerin batmaz denilen zırhlısı Oşlu batırmıştır. Şimdi o çelikten zırhla bu boğazın derin sularında yatıyor. Komutanım, o zırhla hala bu derinliklerde midir? Evet. Peki o zırhlıyı görebilir miyiz? Şu anki derinliğimiz uygun. Belki de o batan zırhları görebiliriz. Hadi arkadaşlar, iyice bakalım. Belki görürüz. Tarihin yazıldığı Çanakkale'de boğazın bu derinliklerini belki de hiç kimse görmemiştir. Görebiliyor musunuz? Yok, göremeyiz herhalde. Denizin dibinde görüş mesafesi fazla değil. Gördüm, hani gördüm. İşte, işte bakın. Evet, evet, kocaman bir zırhlı bu. Çanakkale'nin yiğit askerleri bu koca zırhlı nasıl batırmış? Bir tane de burada var, bakın. Bakın bakın, bir tane de burada. Denizin dibi gemi kaynıyor. Bu dünyanın her tarafından getirilmiş etkisi, Yeni Zelanda'sı, Avustralya'sı. Boşuna yeni ülkeyi kabul edip çekip gitmemiş. Aman Allah'ım, ne büyük asker. Nasıl savaşmış da batırmış bu zırhları. Hem de öyle de imkansızlıklarla.
Ne kahraman suyumuz var. Vay be. Peki Seyitan Paşa'nın battığı tekeme hangisi? Buralarda bir yerdedir. Komutanım, adı neydi o zırhlının? Boştur zırhlısı. Şurada bir tane daha var, o mu acaba? Bakın yanından geçiyoruz. Üzerinde birisi var. Ne lan? Okuyamıyorum. O şey, ha, okudum. O zırhlı. İşte o zırhlısı. Boğazın soğuk sularında nasıl da yatıyor? Evet, doğru söylüyorsun asker. Bu gemi Seyitan Paşa'nın batırdığı gemi. Hey koca Seyitan! Açılıyor topraklar, yeryüzünde geziyor kızıl kanlı ayaklar. Katarak bir çığ gibi kıtalar önüne, frivullar koşuyor ölümlü bir düğüne. Övün ey Çanakkale cihan durdukça övün, ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün. Sen büyük bir milletin savaşa girdiği gün, başına yüz milletin üşüştüğü yersin. Dünya büyük bir savaşı yaşıyor. İngiliz Fransız donanmaları Çanakkale önlerinde. Hedefleri Gelibolu'daki Türk tabirlerini yok etmek, İstanbul'u işgal etmek, Rusya'ya yardım göndermek. Ama unuttukları bir şey var. Vatan uğruna ölmek için bekleyen korkusuz Mehmetçikler. Ahali! Duyduk duymadık demeyin! Büyük yangın var vatanda, dinleyin. Durmak zamanı değil. Seferberlik var. Milli silah tutan cepheye duyursun duyan duymayan her kimse. Duyduk duymadık demeyin. Bir yanda Yemen, bir yanda Tunan, bir yanda Akdeniz, bir yanda Karadeniz, bir yanda Çanakkale, bir yanda ben, oy, bir yanda Tunan, oy. Mahlepe ölüm.
Yaşamak uğraşmak demektir. Vuruşmak demektir yaşamak. Neyle vuruşmak? Nasıl? Ya başaramazsak? Dünyanın en büyük güçleri var karşımıza. Yeni düvel bir oldu karşımıza. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Yum gözünü, yum gözünü, yum gözünü yok. Düşün, düşün. Biraz gerilere, daha gerilere, daha gerilere git. Kim olduğunu hatırla. Yes.
Ben Edirne'den. Ben Hatay'dan. Ben Giresun. Ben Adana. Ben Hakkari'den. Ben Van'dan. Biz Anadolu'da. Ateş çevresinde uçuşan pervane gibiydiler. Uğradılar ceylanlar gibi yağlı kurşunlara. Sivaslı, Malatyalıların çocuklarıydılar. Onlar ki bütün Anadolu'ydular. Bir ayağın Balkanlarda kaldı, bir kurum Trablusgarp'ta. Arap çöllerini gördüm kardeşliğini. Çanakkale'nin son gücünde. Çanakkale! 18 Mart 1915. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte İtilaf Devletleri'nin yüzen çelik kaleleri Nusrat mayın gemisinin bıraktığı mayınlardan habersiz Çanakkale boğazına giriyordu. Sedirbahir'de gün ağarmak üzereydi. Analar evlatlarını, bacılar kardeşlerini, çocuklar babalarını düşünür, o gün Sedirbahir'de olanlar ise hiçbir sevdaya benzemeyen bir sevdanın peşindeydiler. Vatan! Saatler 6:50. Sedirbahir. Gün ışıkları vadiye indi yavaş yavaş. Etraf sessiz. Birden sessizliğin yerini top sesleri alıyor. Görülmemiş bir dehşet, duyulmamış bir vahşet. Kan ve barut kokusu. Öteden saygılar parçalıyor ampartı, deriden zerdeneler kaldırıyor ampartı. Bomba şimşekleri meydinden bir her gibi dönüyor gözümün üstünde o hastan bir koydu. Yerin altında cehennem gibi yüzler devam, atılan her yolu yaptığı yüzler devam. Karşılaşmış ve şaşkına dönmüştü. Bir kahraman takım ve ayar çavuştular. Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şahane erleri. Allah'a arz ettiler, akşama kavuştular. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Cehennem ateşimizde Çanakkale Boğazı'nın haritadaki yerini bile değiştiririz diyenler, Nusrat'ın bıraktığı mayınlara Seyit Onbaşı'nın tek başına yüklendiği 275 kiloluk bombasına hedef oldular. Ve Mehmetçiğin top atışları sırasında ölüm çığlıkları atarak kaçıyorlardı. Ama bir daha geri gelmek üzere. Bak Mehmetçiğ! Ben yenilmez Türk askeri! Ben Seyit Onbaşı'yım! Ve 25 Nisan 1915 yine geldiler. Bu kez Gelibolu kıyılarına düşman akmaya başladı. Siper savaşlarında karşı tarafın anlayamadığı ve hiçbir zaman da anlayamayacağı bir şey vardı. Anlayamadılar. Anlayamayacaklar. Anlayamazlar. Kim bu cennet tutulduğunu olmaz ki feda. Şöyle fışkıracak toprağı sıksan şöyle. Vatan sağ olsun. Düşman acımasız. Düşman kararlı. Düşman inatçı. Düşman Çanakkale'ye gidip Anadolu'yu işgal düşüncesinde. Asla. Sırtlı bahirden saldırdılar. Olmadı. Arı burnuna saldırdılar. Olmadı. 6-7 Ağustos'ta anahtar karartmaya başlayan düşman kuvvetleri bile bile ünüme üren şanlı 57. alay ve artık siper savaşlarının son bulduğu cephelerde erlerine taarruzu değil, ölmeye emretmek zorunda kalan Mustafa Kemal'in karşısında çakıldı kaldı. Düşman bütün gücüyle saldırırken üstümüze Çanakkale'ye geldi. Cari yazılırken burada aslı adam tekrar doğdu. Boğaz'da anahtar karardı. Ey vatan! Senin sesin bizim en üst sesimiz. Gücün en öz gücümüz. Sen ölmeyen yanımızsın bizim. Onurumuz övüncümüzsün. Var olma gücümüzsün. 9 Ocak 1916. İtilaf Devletleri Gelibolu'dan çekildi. Dünya üzerinde her şey olabilir ancak bir tek şey olması mümkün değildi. O da Türklerinden bir karış bile olsa vatan toprağını almak.
7 değil 70 düvel bir araya gelse bu mümkün olmayacaktır. Yemesinler! Gördüm! Ahali! Duyduk duymadık demeyin! Çanakkale'de düşman süngü ucumuyla yürü püskürtüldü. Zafer bizimdir. Şükürler ola! Şükürler ola! Sonunda düşman orkları bir kez daha gördü ve anladılar ki tek çözüm vardı. Gerisin geriye dönüp gitmek. Çanakkale savaşları tarihte eşi benzeri bulunmayan en kanlı savunma savaşıdır. Türk milleti Çanakkale'nin geçiremeyeceğini düşman öğretmek için 250 bin genç evladını burada toprağa gömmüştür. Ruhları şad olsun. Gemilerde jurnal adı verilen seyir defterleri vardır. Gemiler seyahat halinde veya limandayken gemiyle alakalı bilgiler yazılır jurnale. Geminin hızı, rotası, geldiği gideceği liman, vardiya değişimleri, havanın durumu gibi bilgiler. Kanal, boğaz geçişleri ve sığ sularda sürekli güncellenir jurnal. Örneğin saat 15 Kilit Bayır bölgesi geçildi. Saat 5 İstanbul Boğazı geçildi gibi. Dünyadaki bütün boğazlar için bu böyledir. Çanakkale hariç, Çanakkale seyri yapıldıktan sonra jurnale saat 21.30 Çanakkale çıkıldı ya da saat 21.30 Şehitler Abidesi 2000'den selamlandı yazılır. Çünkü Türk gemilerinde çalışan kaptanlar bilir ki Çanakkale geçilmez! Şiddetiyle dibe batmışız. Yan taraftaki bölümlerde 16 asker var. Bizimle beraber 22 asker ediyor. Komutanım, geri kalan 59 askerimiz maalesef şehit olmuş. Çok acı. Allah rahmet eylesin.
Arkadaşlar, görünüyor ki bu çok büyük bir kaza. Komutanım, komutanım, deniz altı su sızdırıyor. Endişelenmeyin, hemen kurtulma yollarına bakacağız. Kaza, Çanakkale Boğazı'nın iki yakasına da duyulmuştu. Bize yardıma geleceklerdi. Hemen telsizle iletişim kurmaya çalışalım. Emredersiniz komutanım. Dikkat dikkat, Dumlupınar denizaltısından sesleniyorum. Sesimizi duyuyor musunuz? Sesimizi duyuyor musunuz? Dumlupınar'dan sesleniyorum, alo. Sesimizi duyuyor musunuz? Sesimizi duyuyor musunuz? Komutanım, telsiz tam çalışmıyor. Çakma istasında bozulmuş galiba. Bir de muhabere şamandırasını deneyelim. Emredersiniz komutanım. Büyük ihtimalle muhabere şamandırasıyla iletişim kurabiliriz. Şamandıra yüzüğü ulaştı. Tamam asker. Komutanım, şimdi ne yapacağız? Şimdi bize yardıma gelmelerini bekleyeceğiz. Alo, sesimizi duyuyor musunuz? Sesimizi duyuyor musunuz? Alo. Sesimizi... Komutanım, bir ses var galiba. Ver bakalım. Alo. Alo, sesinizi duyan var mı? Alo, Dumlupınar denizaltısından sesleniyorum. Alo, orada mısınız? Dumlupınar denizaltısı. Alo, sesimi duyuyor musunuz? Alo, evet duyuyoruz. Buradayız. Ben Dumlupınar denizaltısının komutanı Subay Selami. Siz kimsiniz? Ben gümrük motoru gemisinin çarkçısı Selim Yolduz. Kazayı duyduk. Sizi kurtarmaya çalışıyoruz. Durumunuz nedir? Çok sayıda askerimiz şehit oldu. Burada benimle birlikte 22 kişilik mürettebatız. Şu anda Naraburun açıklarındasınız. Tahminen 90 metre derinliktesiniz. Denizaltımız 15 derece sancak yönünde yatık durumda bekliyor. Tamam. Gemimiz hemen gerekli her yere haber verdi. Sizi kurtarmak için kurtaran atlı denizaltı yola çıktı. Endişelenmeyin. Endişelenmiyoruz. Bizi kurtaracağınızdan eminiz. Vatan görevi için denizaltıda bulunuyoruz. İşte gerçek bir Türk askeri. Nasıl ki atalarımız Çanakkale Savaşı'nda kalbinde en ufak bir korku duymadan ölüme atladıysa biz de şimdi o cesaretteyiz. Bu denizaltıda bulunmak bizim için bir onurdur. Oksijeninizi harcamayın. Yüksek sesle konuşmayın. Fazla zamanımız yok. Şimdilik kapatıyorum. Tamam. Sizi bekliyoruz. Kurtaracaklar bizi. Allah'a çok şükür. Ailelerimize kavuşacağız. Arkadaşlar, cesaretinizi, kahramanlığınızı gözlerinizde görüyorum. Hepiniz birer Seyit Onbaşı, birer Ezine Ali Yahya Çavuş gibi bakıyorsunuz. Size de bu yakışır. Ancak şimdi oksijenin bitmemesi için yüksek sesle konuşmayın. Son durum nedir Sadık Bey? Efendim, bildiğiniz gibi kurtaran denizaltısı çalışıyor. Fakat akıntı boğazın bu yerinde çok kuvvetli. Denizin dibinde üç yönlü bir akıntı var. Zamanımız hızla daralıyor. Denizaltı batalı tam 53 saat geçti. Gece gündüz çalışmalarımız da yavaş yavaş boşa çıkıyor. 90 metre neler? Denizaltı suyun dibinde yatık olarak duruyor. Bu yüzden kurtarma çanı maalesef ki kaportaya tutturulamıyor. Başka yolu yok mu? Ne yazık ki olacak her şeyi yaptık. Bütün yöntemleri denedik. Şu an yaşadığımız dünyanın teknolojisi buna izin vermiyor. Oksijenleri tükenmek üzere. Telefondaki sesleri nasıl da mağrurdu. Onlar Çanakkale'nin son kahramanları. Efendim, son kez bir bağlantı kurmalıyız. Muhabere şamanları kopmak üzere. Kötü haberi onlara vermek çok zor. Ama deneyeceğim. Hemen gidip konuşalım. Alo. Alo, selam Asubay. Sesimi duyuyor musunuz? Alo. Evet, duyuyoruz. Durumunuz nedir? Oksijenimiz kalmadı. Nefes almakta zorlanıyoruz. Çok çalışıyoruz. Ama bir türlü olmuyor. Size boş umut vermek istemiyoruz. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. Anladım. Yüksek sesle konuşabilirsiniz. Tamam. Anladım. Oksijeni harcayabilirsiniz diyor. Bağlantı kopmak üzere. Söyleyeceğiniz bir şey var mıydı? Ailelerimize selam söylüyoruz. Vatan sağ olsun! Ölüme bu kadar yakınken bile vatan sağ olsun diyebilen tek asker Türk askeridir. Vatan size minnettardır.
anlamını biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz komutanım. 253 bin Çanakkale şehidinin yanına gidiyoruz. Vatan sağ olsun. Thank you.